Sabitlerimiz Golden Spot karşılaşmaya 0 numara Melisa Şükrü'yle 2 numara Nihir Acar 3 numara Işık Sürüven 20 numara Ceylin Beyza Otukal ve 21 numara İksu Koca Doğuzlarlı ile başlayacak. Fenerbahçe karşılaşmaya 4 numara İlhan Erdik 10 numara Zeynep Askeriş 12 numara Suudi'nin Bakarpa 21 numara Selin Rachel Gül ve 23 numara Hüra Usta ile başlayacak. Basketbol gençler ve kızlar kategorisinde 2022-2023 sezonunun şampiyonluğunu belirleyecek müsabakada başlıca 6 Şubat'ta tekrar felaketinde hayatını kaybeden Hatay Büyükşehir Belediyespor basketbol gençler ve takımı sporcumuz Eda Kılıç'ın enkazından çıkarılan topu ile yapılacak. Tekrar felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmet anlıyor ve ailelerine milletimize başsağlığı diliyoruz. Mm-hmm.
Secondo match, Melissa Shekhidi, Kim Fong. Kana maçın sonu devam ediyor. Çocuk süresi 14 saniye yükseltildi. Üçüncü maçta Botas skor olacak. Botas skorda oyun açıkçası seri ikinci oru, yeni ikincisi Adana skoru. Thank you.
skorun Adana Spor'un 7 puan. Bursa Spor'un 3'ü 3 puan. İstanbul oldu gider girmez ilk hücumda direkt kullanmaya çalıştılar. Fenerbahçe buradan çözüm bulmaya ya da sonuç bulmaya çalışıyor şu anda. Çalışıyor şu anda gördüğümüz kadarıyla. Zaten iki takımın özelliklerine baktığımızda Fenerbahçe biraz daha potu altı oyuncularıyla ön plana çıkarken diğer tarafta Botaş kısa oyuncularıyla biraz daha ön plana çıkıyor. Oyuncular üzerinden ön plana çıkan bir Botaş takımı var bu konuda. Doğru musunuz hocam dediğiniz gibi. Bakalım. Burada hem savunma tarafında bir koçtan uyarı gelecektir. Özellikle evet. Hem Elif'in hem Selin'in fiziksel avantajı kullandığında yardım savunması konusunda bir uyarı gelecektir koçtan. Bir de hücumdaki o ceza şutunu belki de Nehir Acar'ın az önce yaptığı gibi potoya giderek belki de çözüm bulmaya çalışabilirler. Botaş bakalım mola dönüşünde nasıl bir reaksiyon izleyeceğiz. 4.46 var ilk çeyreğin sonuna. 9-4 üstünlüğü var Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe için de işler iyi gidiyor. İstediklerini yapabildikleri bir ilk 5 dakika gördük. Şu anda gerçekten daha avantajlı bir konumdalar. Oyun olarak da bunu gösterdiler. Baskılı başladı Fenerbahçe moladan dönüşünde ama ışığa kadar geldi top. Işık Su. İrem savunmasındaydı. Şimdi Elif Lekardo. Orada bir ters eşleşme var. El üstü. Işık Su'nun atışı. Kendisi sorumluluk aldı ama isabeti bulamadı Işık. Mola dönüşünden... Boş hücumla döndü Botaş. İrem. Elif içeriye penetre etti. Şimdi İrem. Top halen kendisindeydi. Elif'e indi top. Elif sırtı dönük. Elif dışarıya çıkardı. 3 sayılık atış Zeynep'ten. İsabetli değil. Rebound. Elif orada zıplamadan aldı. Kontrolüne top. Şimdi Selin'den tekrar Elif'e indi. Solda bomboş kaldı. 3 sayılık atış. İsabetli değil Dilay'dan. Ardından da orada bir rebound mücadelesi sırasında... Faul kararı var. Elif'e çalındı faul. Yine aslında ikinci şans sayısında bulduğu bir pozisyon izledik Fenerbahçe adına. Yine Fenerbahçe Elif İstanbulluoğlu'nu pot altında fizik avantajını kullanmak istedi. Onun yarattığı bir pozisyonda Tuana Ayşegül Vural Koşa'dan aslında sevdiği atışlar Tuana'nın ama başarılı olamadı. Bu kez. Ardından da Elif'in rebound mücadelesi sırasında faulü vardı. İki takım da mola dönüşü ilk hücumlardan. Skorsuz döndü. İdil yine baskısı vardı Fenerbahçelilerin. Oradan çıkarmayı başardı topu. Botaşlı oyuncular Ada 10 saniye kalmıştı. Ada içeriye penetre etti. Turnikesi kaçtı. İyi bir turnike gelmedi. Orada Elif de reboundu yaptı. Elif İstanbulluoğlu taşıdı. Pası çok yüksekten bitirmek istedi ama isabet gelmedi. Şimdi dışarıya doğru aktarılmak isterken Adanas Yorum girdi araya. Ada İdil de geldi. Şimdi İdil'e pas. İdil Yeniçulha. Top çalma üzerinden skor buldu Botaş. Son anda topu soktu oyuna Zeynep Naz. İrem. Yine geçiş hücumunda skor üretti Botaş. Yine eksik yakalamıştı Fenerbahçe savunmasını. Şu an yarı sağ hücumunda Botaş. Henüz çok üretken olamadı. Durumda, üretken evet. Olamadı. Fenerbahçe uzunları üzerinden üretmeye devam ediyor. Faul kararı var. İdil Yeniçulha faul yapan isim. Botaş'ın faul hakkı sona erdi. Botaş Spor'un 4. takım faulü. Ve bu
Fenerbahçe'nin bir faulü var sadece şu ana kadar bu çeyrekte. 3 dakika kaldı ilk çeyreğin sonuna. Melisa oyuna dahil oluyor. Kenara gelen isimse İlksu Karadağıstanlı oldu. Zeynep topu oyuna soktu. Elif. Elif sol turnike. Basketi buldu Elif. Orada yine ters eşleşmeyi değerlendirdi Elif. İstanbulluoğlu girdiğinden beri 4 sayı bulmayı başardı. Yine fizik avantajını çok iyi kullandı Fenerbahçe'nin uzun oyuncusu. Faul beklentisi de vardı ama oradaki o size avantajını iyi değerlendirerek skor bulmayı başardı Elif. Bu arada Elif'in de çok fazla BGL takımında oynamadığını, yani sadece 4 maça çıktığını söyleyelim. 3 sayılık isabet geldi bu arada İdil Yeniçulha'dan. İdil el üstte, Elif'le kaldı. Elif'in üzerinden üçlüğü bulmayı başardı İdil. Kritik bir isabet, oyunu tekrar dahil etti takımını. Geçiş oyununda bir üçlük bu arada Selin'den. İsabet yok. Yine Elif. Yine bitirdi. Ada. Elif İstanbulluoğlu gerçekten fark yaratan performans sergiliyor şu ana kadar. Oyuna girdiği andan itibaren. Girdi bir saniye sonra zaten. Boyalı alanda topla buluştu. Şimdi hatalı yürüme. Orada iyi bir savunma geldi. Fenerbahçe'de. Tuğan Ayşegül orada iyi bir savunma yapmıştı. Oyuncu değişikliği var. Zeynep kenarda. Oyuna dahil olan isimse Kübra Yaylacı oldu. İrem. Ada yakın savundu. Faul hakkı yok. Botaş'ın bahsettiğimiz gibi. İksu dokundu topa. Yine Ada'da İrem'de top. İrem Elif'in perdesi. Tekrar aldı İrem Erdik. 10 saniye kaldı hücumun sonuna. En sola doğru pas. Faul kararı var. Orada iki atış var. Faule maruz kalan isim orada Tuğan Ayşegül Vural oldu. Oyuncu değişikliği var. Selin kenarda. Sude Nur Akarp oyunda. Tuğan'a iki atış kullanacak şimdi. Fenerbahçe'de sadece İrem Erdik kenara gelmeyen isim oldu şu ana kadar. Şu ana kadar diğer tüm isimler değişti. Bahsettiğiniz gibi. İkide bir geldi çizgiden. Reboundu çeken isim. O noktada yine Elif. Faulü de alıyor. İki atış gelecek. Elif İstanbulluoğlu oradaki avantajını kullanmaya devam ediyor. 5. reboundunu yaptı. 6 da sayısı var. Yaklaşık bunu da 3 dakikada yaptı. İkide serbest atış kullanacak şimdi. Begüm oyunda bu arada. Kaptanın yerine Ceylin Beyza Altunpa kenara geldi. Begüm. Begüm de genç takımdan yine altyapılardan gelen bir isim Botaş'ta. O da geçen yıl Sakarya'da önemli bir performans göstermişti. Yine İzmir'deki U14 ve U16 müsabakalarında Begüm Demir. Elif'in ilk atışı da isabetli. 15-9'a kadar geldi skor. Elif'ten hata yok çizgide. Fenerbahçe farkı 7'ye kadar çıkarttı. Son 1.35 ilk çeyrekte 16-9 skor. Yine İdil. İdil'in pası İlksu. Yine İdil Yeniçulha. Tekrar çıkardı İlksu. 2 sayılık bir atış ayak çizgide. Hiçbir şeye değmedi top. İrem Erdik topun kontrolünü sağladı. Ardından İdil'in faulü. Tabii bu fauller Fenerbahçe'ye yarar. Çok basit faul İdil'den. İki serbest atış kullanacak Fenerbahçe. Evet. İdil'in de ikinci faulü oldu. Evet, İdil'in ikinci faulü oldu. O da sonradan oyuna dahil olmuştu zaten. İdil de toplamda şu ana kadar 3,5 dakika süre aldı. O da ikinci faulü yaparak kenara geldi. Koç hemen kenara aldı onu. Işık ve Selin oyunda. Mina da kenara gelen isimlerden birisi. İrem çizgide şimdi. Farkı 9'a kadar çıkarabilir bu isabetlerle birlikte. İlk çeyrek sona ermeden Fenerbahçe. İlk atış isabetli İrem. İkinci ve son atış. Bunda da isabet var. 18-9'a kadar geldi skor. Nehir oyuna yeniden dahil oluyor. Adanas kenarda. Bakalım Nehir üzerinden bir hücum seti izleyecek miyiz yine? Fenerbahçe yalnızca bir faul yaptı bahsettiğimiz gibi.
Botaş'ın faul hakkı dolmuş durumda. Işık. Işık'tan iyi bir pas geldi. Basket bir de faul. Selim Fıçıcıoğlu oyuna dahil olduğu isabeti buldu. Bir de serbest atış gelecek. Botaş bugün ilk defa pick and roll denedi diyebiliriz. Ve iyi de bir isabet buldu. Hızlı bir 8 saniyede skor üretmeyi başardılar. Bir de serbest atış geliyor şimdi. Bunda isabet yok. Rebound mücadelesinde seken topu kontrol eden isim Kübra oldu. Kübra Yaylacı şimdi. Top onda Elif. Dışarıda topla buluştu. Elif İstanbulluoğlu İrem'i buldu. Son bir dakikaya girdik ilk çeyrekte. İrem'den dışarıya 3 sayılık atış Sude Nur Akarpan'ın isabeti. Tepede alır almaz. Perdelerden çıkıp üçlüğü yolladı Sude Nur Akarpan. Fark çift tanelerde ilk kez. Sude Nur Akarpan'ın da en sevdiği atışlardan biri. Tepede. Üstü, evet. Tepeden veya forvetten attığı şutlar. Begüm Demir sağ forvetten cevap gelecek mi dedik ama hayır. Orada Elif kontrolü sağladı pasında. Işık girdi araya. Işık'ın turnikesi isabetli. Işık'ın sevdiği pozisyonlar. Top çalmaya çok istekli bir isim Işık Sugüven. Bugün ilk kez yaptığı onu da 21-13'e geldi skor. Son hücum olabilir. İlk çeyrekte faul hakkı yok Botaş'ın. İrem Erdik. Elif içeriye devrilmişti. İrem 6 saniye kaldı. Şimdi pas. 3 sayılık atış geldi Kübra'dan. İsabetli değil. Rebound. O noktada Begüm çekti. İlk çeyreği noktalıyoruz. Final heyecanında. Gençler Ligi Kızlar kategorisi final heyecanında. Ses Sports ve Sports TV ve Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalında yayınımız devam ediyor. Keyifli bir ilk çeyrek izledik. Yorumunuzu alalım hocam. Yani Fenerbahçe'nin istediklerini yapabildiği bir ilk çeyrek izledik. Hem yarı sahada, tam sahada yaptığı baskı, yarı sahaya topu biraz daha geç geçirtmesi Botaş'a. Botaş'ın hücumda organize olamamasını sağladı. Botaş'ın hızlı geçemediği her anda Fenerbahçe'nin işine geldi. Fenerbahçe'nin Botaş'a rahat rebound hakkı şansı vermemesi, reboundlarda da üstünlüğü öyle getirmesi ki şu anda reboundlarda 14-7 Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Bu da Fenerbahçe'nin istediklerini yapabilmesini sağladı. Şu anda ilk çeyrekte çift tanelere kadar da çıkmıştı. 21-11'e gelmişti evet. Maç. Çeyreğin sonunda Işık Sugüven'in basketiyle 8 sayıya kadar indi. Şu an Fenerbahçe istediklerini yapabilen, istediği gibi maç istediği gibi giden taraf. Bakalım Botaş burada nasıl bir reaksiyon verecek, neler yapabilecek. Botaş'ta Nehir Acar, belki iki turnikesi vardı, biri hızlı hücum sonrasıydı ama Nehir Acar ve Işık Sugüven'den istediklerini henüz alamadı. Dış oyunculardan istediklerini alamadı. Bakalım burada çeyreğin sonunda aslında ikili oyunda bir çözüm bulmuşlardı. Belki de maçın geri kalan kısımlarında bunları kullanacaklar mı, kullanmayacaklar mı? Daha önemli ama Fenerbahçe ritmi, ivmeyi kendi tarafında tutan taraf görünüyor. Şu ana kadar bu oyunu ortaya koymayı başardı Fenerbahçe bahsettiğiniz gibi. Botaş'ın da bir üçlük isabeti var. Normalde üç sayı çizgisinin gerisinden de daha çok isabet bulan da bir takım ama şu ana kadar o ritmi de bulamadı bahsettiğiniz gibi. İkinci çeyrek başlayacak. Üç sayı çizgisinin gerisinde Fenerbahçe 7'de 2, Botaş 7'de 1 şu ana kadar. İki takım da eş şans bulmasına rağmen Botaş biraz daha denemişti ama bir isabet buldu şu ana kadar. İkinci çeyrek başlıyor Işık Su'yla hücumda Botaş. 21-13. Işık Sugüven. Selin çıktı. Şimdi aldı topu Nehir. İrem el göstermişti Nehir. Yine bir ikili oyun denemesi ama İrem'den seken top. Orada bir top taşıma. Botaş hücumu devam edecek. İrem kontrolü sağlayamamıştı. Botaş topu oyuna sokacak. Begüm oraya yöneldi. Begüm Demir. Begüm'ün pası Nehir. Elden teslim aldı Işık. Işık çembere baktı kullanmadı. Elif'le yine eşleşmesi var. Işık Sugüven pasını aktardı. 3 sayılık atış geldi. Hiçbir şeye değmedi yine top. Selin bu kez. Üçlüğü bulan isimdi ama isabet gelmedi. İrem. İrem taşıdı. Şimdi pas. Sude Nur orada zor bir kontrol etme çabasında ayrı çevirmesi işe de yaradı. Top Fenerbahçe'de kaldı. Orada da Kübra'nın
önemli bir hamlesi vardı. Hamlesi oldu. Yoksa top kaybının kıyısından döndü Fenerbahçe. Pas geldi. Biraz içeriden, 3 sayı çizgisinin biraz içerisinden isabet. Tuğan Ayşegül Vural ilk sayıları bugün. Fark yeniden çift tanelerde, ikinci çeyreğin ilk bir dakikası dolmadan. Bir anda orada skor buldu. Çemberi görür görmez yolladı. Işık. Işık Su Güven, İrem Erdik savunmasındaydı Nehir. Yine Elif Far savunmasında. 3 saniye kaldı. Işık şimdi çemberi gördü. İsabetli de buldu Işık Su Güven. Üçlüğü yolladı, isabeti buldu Işık. Kritik bir üçlük. Ritim bulması açısından hem Işık'ın hem de Botaş'ın aslında. Şimdi İrem. İrem Elif'e iyi indi top. Sol turnike. Elif İstanbulluoğlu'ndan. Oradaki ters eşleşmeyi yine iyi değerlendirdi. Çift tanelere çıkan ilk oyuncu oldu Elif İstanbulluoğlu. Işık. Begüm. Sudenur savunmasında Begüm'ün pası. Nehir'den Işık Su. Işık. Nehir yeniden Işık. 5 saniye kaldı, Işık penetre etti. Işık çıkardı, iyi de pas oldu sol forvetten. 3 sayılık bir isabet daha. Bu kez de Begüm Demir. Işık oyunu çizdi. Begüm'ün üçlüğü geldi. 25-19 çift taneye çıkan fark 6'ya iniyor. Hücum süresi de bitmek üzereydi. Gerçekten orada sakin kalması Işık Su Güven'in çok kritik Botaş adına. Bu anları sürekli oynayan bir isim Işık Su. Sürekli bu kritik anlarda öne çıkmayı başaran, titremeyen oyunculardan birisi diyebiliriz Işık Su Güven. Elif de yine pozisyonu bitirdi. Elif üzerinden de bir sayı bulmayı yine başardı. Fenerbahçe Işık'ın ritim tutması açısından önemliydi. İlk çeyreğin sonunda skor bularak aslında o da ilk sayılarını kaydetti. Ardından üçlük, şimdi de asist servisle beraber Botaş'ın farkı 6'ya indirmesine yardımcı oluyor. Işık. Fenerbahçe'de molayı aldırdı. Aslında Fenerbahçe istediklerini yapabilen taraf şu ana kadar. Hala şu ana kadar. Fark 6'ya indi ama. Fark 6'ya inmesine rağmen. Arda arda gelen 2-3 sayılık basket aslında. Fark 6 sayıya kadar indirdi. Ama yine de Fenerbahçe doğru hücumu. Yani halen daha devam ettiğini söyleyebiliriz. Selin sağdayken Selin'le, Elif sağdayken Elif'le üretme isteğine devam ediyor. Ama tabii bu diğer tarafta da savunmada çok erken yenilmeye başladı Fenerbahçe kısaları. Botaş kısalarına karşı. Koç da Batuhan'a da burada bu uyarıları yapmak için mola hakkını kullandı. Bakalım mola dönüşünde bir reaksiyon gelecek mi Fenerbahçe'den? Bahsettiği gibi Atucu'nun hala da oyununu kabul ettiren bir Fenerbahçe var. Şu ana kadar sahada. Fenerbahçe'de Elif İstanbulluoğlu ve Selin Rachel Gül. İkisi de beraber. Rachel Gül. İkisi de beraber sahada. İrem Erdik ilk defa Bilal kenara geldi. Evet. Zeynep Naz Töremiş oyunda. Zeynep taşıdı. Zeynep savunmasında Begüm var. Top kaybı geldi. Dilay o noktada. Top kaybı geldi. Begüm'ün baskısı. Botaş'ın takım halinde baskısı o. Top kaybını getirdi. Yine Botaş hücumu olacak. İrem'in olmadığı dakikalarda topu üzerindeki baskıyı arttırmaya çalışacak Botaş. İlk pozisyonda da başarılı oldu diyebiliriz. Bakalım Fenerbahçe sakin kalabilecek mi? Nehir, Işık Su. 3 saniye kaldı, yine süre dolmak üzere Nehir. 1 saniye var ama 24 saniye süresini kontrol etmedi. Atışı da isabetli olmuştu ama süreyi kontrol etmedi. Top kaybı geldi. Kaptan oyunda Ceylin Beyza Altunpağ. Nehir'in yerine oyuna dahil oluyor. Dilay. Dilay şimdi pas atacak, arkadaşını aradı. Son anda Selin'i buldu. Selin Aşar. Adaşı savunuyor onu. Selin. Hatalı yürüme. Top kaybı. Yine o baskı geldi. Yine top kaybı geldi. Fenerbahçe'den bir basit hata daha geldi. İrem Erdik kenardayken. Hemen oyuna dahil oluyor şimdi İrem. İki pozisyonun ardından. Dilay Usta kenara geldi Fenerbahçe'de. Ceylin topu oyuna sokacak. Işık. Işık Su Güven. Begüm elden teslim aldı. Begüm Demir. Işık yeniden. Işık penetre etti. Yüksekten bıraktı Işık Su Güven. Bir isabet daha Işık'tan.
Yedinci sayısı oldu Işık'ın. İrem. Bahsettiğiniz gibi hocam, İrem varken o kadar topa baskı gelmedi Botaşlı oyunculardan. İrem kendisi kullandı ama isabet yok. Bu kez de iyi bir set gelmedi Fenerbahçeli oyunculardan. 3 dakika geride kalmak üzere ikinci çeyrekte. 25-21 fark 4'e kadar inmiş durumda. Fenerbahçe topa yapılan baskıdan sonra uzun besleme kısmını unuttu. Ya da besleyemedi. Işık içeriye çok güzel indirdi. Selin faul. Çizgiye gelecek Selin. Elif ve Selin savunmadaydı. Selin Raşal. Selin'in faul yaptığını belirtiyor mücadelenin hakemi. Işık Su Güven'de istediği gibi takımı yönlendirebiliyor şu anda. Şu anda da Botaş'ta istenilen işler istenilen gibi gidebiliyor. Gidiyor. Ayşegül Ural kenara geldi. Dilay yeniden oyunda. Selin Fıçıcıoğlu çizgiye gelecek. İlk atış kısa Selin'den. İkinci ve son atışında kullanacak Selin Fıçıcıoğlu. 2'de 0 geldi. Buradan isabet bulamadı Botaş. Bu isabetlerle birlikte farkı tek hücuma indirebilirdi Botaşlı oyuncular. Ama isabet gelmedi Elif. Dilay faul, hücum faul kararı. Elif hareketli perdeleme kararı çıktı. Hücum faul. Elif'in de ikinci faulü oldu bu. Şimdi oyuncu değişikliği var. Sude Nur oyuna dahil oluyor. Elif de ikinci faulle beraber kenara geldi. Fenerbahçe'nin son 4 ucunda 3 top kaybı, bir tane de potaya bulmayan şutu var. Bütün ritmi dağıldı Fenerbahçe'nin. Botaş'a dönmüş durumda o ritim diyebiliriz. Bakalım bu hücumdan bir isabet gelecek mi? Begüm. Melisa onun atışı isabetli değil. Rebound mücadelesinde topu alan yine Işık oldu. Işık Su, Begüm. Selin istedi, aldı topu. Ceylin sağda. Ceylin soluna vurdu. Süre dolarken atış isabetli. Çok zor pozisyonda. Ceylin Beyza Altunpa. Kaptan çok ekstra buldu isabeti. Kendisi de şaşırdı. Ceylin Beyza'nın üçlüğüyle fark 1'e indi bir anda. O ritim sanırım bu isabetle daha da geldi hocam. İrem. Baseline'da Zeynep Naz. Ters turnike denedi, isabetli değil. Rebound mücadelesinde topu çalan Işık. Botaş hücumda öne geçme şansı. Mücadelede ilk kez Ceylin Beyza sağ dipten. Ceylin'in üçlüğü kaçtı. Daha zorunu atarım dedi ama bunu sağ dipten sayıya çeviremedi kaptan. Ada şimdi oyuna dahil olacak. Adana Şorum kenara geliyor. Melisa Şıkbilge. 5.43 var değerli basketbol severler. İlk yarının sona ermesine çok keyifli bir mücadele izliyoruz. Fenerbahçe çift haneye kadar çıkan farkı koruyamadı. 1'e kadar indi o fark. Bakalım bir reaksiyon gelecek mi Fenerbahçe'den? Zeynep Naz şimdi. 25-16'dan sonra 8-0'lık Botaş serisi geldi. İrem. İrem topuna müdahale var. 7 saniye kaldı. İrem Erdik. İrem, iki isim vardı karşısında. İrem süre dolarken atışı. Çembere değmiyor top. Topu alanda Adana Yorum oldu. Yine boş döndü hücumdan. Fenerbahçe. Ada. Ada sağına vurdu topu. Fenerbahçe organize olmakta çok zorlanıyor. Işık fake'ine cevap aldı. Işık adımladı. Adana sevdiği şutlar. Adana Yorum isabeti bulamıyor. Işık arkadaşlarına pozisyon yaratmaya devam ediyor. Servislemeye devam ediyor Işık. Ritmi bulduktan sonra Sude biraz uzaklardan. Sude Nur Akarpa nefes aldırıyor takımına. Çok uzaklardan attı. Sude Nur Akarpa 8-0'lık seride, çok üzülüyorum hocam, buyurun, sonlandırdı. 28-24 yeniden skor üretti Fenerbahçe. Işık. Işık'ın pası Ada, bir kez daha soldan üçlük. Bunda isabet var. Hemen cevap geliyor 3. denemesinde. Adana Şorum'un üçlü. Son 4-18, 28-27 fark 1. Zeynep Naz faul kararı var. İlk faulü bugün bu çeyrekte Botaş'ın. Oyuncu değişikliği var. Nehir oyuna dahil oluyor. Begüm kenarda. Begüm de o sekansın yaşandığı bir ışığın
Bir Begüm'ün üçlük bulduğu sekansla üçlüğü yollamış takımına. Can katmıştı, kenara geldi. Nehir oyunda yeniden. İleriye doğru Elif Selin'e geldi ama Işık bir top daha çalıyor. Işık Su Güven. Işık taşıdı. Köşeye pas Ada. Ada iki kişinin arasına girdi. Çıkardı Nehir'e. Nehir el üstü üçlüğü. Kısa kaldı. O geriden gelen Işık onun atışı da kaçıyor. Yine takip reboundunu yaptı ama turnikesi isabetli olmadı İrem. Hücumda Fenerbahçe. Dilay. Dilay topuna müdahale var Işık'tan yine. Dilay döndü. Sol turnike ama çembere değmiyor top. Panya'dan destek almak istedi. İsabeti bulamadı. Fenerbahçe uzun besleme işini unuttu diyebiliriz. Elif de Elif oyundan çıktığından beri özellikle skor noktasında boyalı alandan isabet bulamadı. Tabii Elif de daha kolay oynayabiliyorlar bunu. Gösterdiler ilk yarı, ilk çeyrek boyunca. Mola istedi koç Hüseyin Doğan. Değerli basketbol severler, atış kaçmıştı, ardından faul gelmişti. Fenerbahçe'nin 3. faulü oldu. Şimdi moladayız. 28-27. Yeniden birlikteyiz. Yeniden sizlerleyiz. Basketbol Gençler Ligi final heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe ve BOTAŞ karşılaşmasında ilk yarıdayız. 28-27'lik Fenerbahçe üstünlüğü var. BOTAŞ molası. Bu biraz aslında anlayış molası diyebiliriz hocam bu mola için. Çünkü biraz daha BOTAŞ'ın lehine dönmüşler. Aynen. Çeyrekte 10 sayıya kadar çıkan farkı üst üste 1'e indirdiler. Üst üste hava gelen basketlerle 1'e kadar indirdi BOTAŞ. Şu anda çeyrek skoru şöyle bir 14-7 BOTAŞ lehine. Ve BOTAŞ hücumu olacak ve öne geçme şansı yakalayacak BOTAŞ. Mücadelede ilk kez öne geçme şansı bulacak BOTAŞ. Fenerbahçe'nin bir faul hakkı var. 28-27'lik üstünlük. Işık topu oyuna sokacak. Işık pasını aktardı. Nehir alır almaz sol forvetten isabetli. Nehir üzerine çizilen set isabet getiriyor. Öne geçti. BOTAŞ mücadelede ilk kez 30-28. Bu çeyrekteki 5. üçlüğü BOTAŞ'ın. Ve ilk çeyrekte sadece bir üçlük bulduğundan bahsetmiştik. 2. çeyrekte şu ana kadar 5 üçlük buldu BOTAŞ. Elif, o da oyunda molanın ardından İrem yine... İçeriye inemedi Fenerbahçe. Elif şimdi kendisi penetre etti. Basket bir defa süre dolarken. Elif İstanbulluoğlu. Sakin kaldı. Pas gelmedi. Kendisi zorladı boyalı alanı. İsabeti buldu. Bir de serbest atış gelecek. Bu da şeyi söylememiz lazım. A takımla idman yapmak, A takımla maça çıkmak. Bunların avantajını şu an bu sakinliği bu bunun avantajını kullanarak sakin kaldırmıştı. Sorumluluk almak noktasında daha aynen ön plana çıkıyor. Daha da çok titremeden oynayabiliyor Elif İstanbulluoğlu. Bir de serbest atış gelecek. Yeniden öne geçme şansı. 30-30'a getirdi skoru. İsabetiyle bir de serbest atış geliyor. 3 sayılık hücum Elif'ten. 13 sayı Elif İstanbulluoğlu'ndan. Oyunda bir süre yoktu. Fenerbahçe o sürede skor üretemedi. Sadece Sude Nur'un üçlüğü vardı. Oyuna girdi 3 sayı isabeti. 3 sayılık bir hücum getirdi takımına. Nehir. Fenerbahçe'de uzadı. Yani hem Sude Nur, hem Elif, hem Selin sahada. Reboundlara denge getirmişti aslında bu çeyrekte BOTAŞ. Şimdi Selin'in savunma reboundu. Belki de biraz daha gösterdi o uzamayı Zeynep.
Zeynep, Elif içeriye yöneldi. Topa dokundu Selin. Selin Fıçıcıoğlu savunmasında Zeynep Naz hızlandı içeriye. İyi girdi. Saat 12 ile bıraktı tepeden. Geriden gelerek hız aldı ve isabeti de buldu. Orada diğer tersleşme, kısa uzun tersleşmesi vardı. Onu Zeynep çok iyi okudu ve değerlendirdi. Nehir şimdi alır almaz uzaklardan bir üçlük isabetli değil. Elif yine boyalı alanda yine turnik reboundu çekiyor. Yine kendisi taşıdı. Elif İstanbulluoğlu. Yerde bir faul var. İki takımın da birer faul hakkı kaldı. Bu faulün ardından 1.51 kala ilk yarının sonuna. Bu kez molayı alan, hücum sırasında molayı alan tarafta Fenerbahçe oldu. 33-30 skor. Elif oyuna girdi. Yine Fenerbahçe'ye çevirdi işleri diyebiliriz hocam. Evet. Ya Fenerbahçe ritmi döndürdü tekrardan Elif İstanbulluoğlu'nun oyuna girmesiyle birlikte. Şeyi de söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin 3 uzunla bu hikaye yaptığını, yani bu seriyi döndürmesini başarabildiğini söyleyelim. Elif, Sude Nur ve Selin 3 uzunla sahada kaldılar. Tabii yine de şeyi söyleyelim. Elif'in attığı ilk basketbolde çok süre dolarken Fenerbahçe'nin organize olamadığı. Aslında organize olamadı. Evet. Organize olamadığı bir hücumda sorumluluk üzerinden bir basket geldi. Aynen. Tabii bu bazen böyle basketler oyuncuların özgüvenini, mental yükselişini sağlayabiliyor. Bence Işık Susgüven'in aynı topu şekilde, çalıp aynı şekilde evet. Turnike attığı pozisyonda Işık Susgüven'in maç içerisindeki özgüvenini yukarı çıkarttı. Hemen değiştirdi. 5 sayı buldu o isabetin ardından. 2-3'te asist yaptı takımına. Ciddi katkı verdi bahsettiğiniz gibi. Bakalım bu bireysel performanslar nasıl etkileyecek oyunun gidişatını hep birlikte izleyeceğiz. 1.51 var değerli basketbol severler. İlk yarının sonuna Fenerbahçe hücumunu izleyeceğiz. Mola dönüşünde hücumda olacak Fenerbahçe. İki takımın da birer faul hakkı kaldı. Botaş'ın bu çeyrekte bulduğu 17 sayının 15'i 3 sayı çizgisinin gerisinden. İlk çeyrekte sadece bir üçlük bulan Botaş. İkinci çeyrekte tam 5 üçlükle şu anda farkı 3'e kadar indirmiş. Hatta öne de geçti. 3'e kadar indirmiş durumdaydı. Mola dönüşünde İrem topu oyuna sokacak. İrem Erdik. Takım arkadaşlarını bekledi İrem. Şimdi Selin'e indirdi. Selin sırtı dönük. Elif dışarıda. Selin birebir oynadı. Selin döndü. Sol turnikeyle bitirdi. Selin Rachel Gül. Onun turnikesiyle bitti pozisyon. Fark 5 yeniden. 35-30 Işık. İdil Yeni Çulha'da oyunda. O da 2 faule kenara gelmişti. Koç kenara almıştı onu. Nehir 3 sayı çizgisinin gerisine çıktı. Atışını kullandı ama hiçbir şeye değmedi top. Paylaşılamayan top kararı. Fenerbahçe hücumunu izleyeceğiz. Yine bireysel bir hücum izledik Botaş'tan. Nehir bu kez sorumluluk alan taraftı. 30-28'den sonra 7-0'lık Fenerbahçe serisi geldi. Zeynep Naz'ın topuna ışığı müdahalesi vardı ama geçti top. Baseline'da Selin. Selin döndü. Dışarıya çıkardı İrem. O da biraz uzaklardan üçlüğü yolladı. İsabeti buldu İrem Erdik. Fenerbahçe seriyi 10-0'a taşıdı. Farkı da 8'e taşıdı. 38-30 oldu skor İrem'in bulduğu üçlükle. İrem de 8 sayı kaydetti şu ana kadar. İdil. İdil'den Nehir'e. Nehir yüksek posttan içeriye adımladı. İyi bir atış gelmedi. Sude Nur iyi savundu onu. Elif. Sude Nur şimdi. Taşıdı topu Sude Nur. Rakip yarı sahaya bekledi. Takım arkadaşlarını İrem. İrem'den yeniden Sude Nur'a. Sude Nur adımlamaya başlamıştı ama topuna müdahale var. Fenerbahçe hücumu devam edecek. 9 saniye var hücumun sonuna. 40.5 kaldı değerli basketbol severler. İlk yarının sona ermesine 38-30'luk Fenerbahçe üstünlüğü. İrem. İrem şimdi buldu Selin'i. Selin 6 saniye kaldı. Adaşı savunmasında topa müdahale var. Işık yine yardım savunmasına geldi. Topu çalmasına yardımcı oldu takımının İdil. İdil Yeniçulha çıkardı Nehir'e. Nehir'den Selin. Işık Su. Işık'tan İdil. İyi pas yaptı Botaş. İdil geriye çekilerek atışını kullandı. İsabet yok. Biraz heyecanlı bir pas yapma oldu bu. Ama ardından Selin'in pasında Zeynep kontrolü sağlayamadı. Maç saatiyle şut saati arasında 1.9 var. Hücumda olacak taraf. Botaş, Adanaz ve Ceylin. Bu hücum için diyebilir miyiz hocam? Bu hücum aynen, için bu hücum oyuna için dahil oluyor. Fenerbahçe'de iki pollü Elif İstanbulluoğlu'nu kenara getirdi.
Onlar da üçüncü faul almasını istemiyorlar. Bir faul hakkı var halen daha Fenerbahçe'nin. Dilay da oyuna dahil oldu. Selin de kenarda. Selin de kenara geliyor. Işık su topu oyuna sokacak. Botaş'ın kısalmasına yanıt verdi Fenerbahçe'de. Sadece Sudenur'u bıraktı onlar da oyunda. Soyunma odasına farkı biraz daha azaltarak gitmek isteyecek Botaş. Adanas. Işık süreyi kontrol etti. 5 saniye var. Işık çok güzel bir pas Ceylin Beyza. Basket faul gelmedi ama. Ceylin Beyza Altunpa 2 atış kullanacak. Işık yine servisledi. Işık yine servisledi. Herkes dış şut beklerken çok iyi gördü. Işık su güven. Süre yine dolmak üzereydi. Doğru ismi buldu ama. Doğru ismi buldu ama isabeti bulamadı Ceylin Beyza. Selin'le ufak bir diyalog yaşadık biz de burada. Oyuncu değişiklikleri var. Begüm oyunda. İdil kenarda. Fenerbahçe'de Selin Rachel Gül ve Elif yeniden oyunda. Elif yeniden oyunda. Dilay da hatta oyuna dahil oldu. İlk atış isabetli değil. Bugün 3 kez, bununla beraber 4. kez çizgide ama 4'ünde de isabet bulamadı Botaş. 4'te 0 şu anda çizgiden. Son atış. Bunda isabet var. İlk isabet oldu çizgiden. Botaş adına 4.2 var. Bakalım çembere gidebilecek mi? Fenerbahçe Ceylin kenarda, Selin oyunda. Bir faul hakkı var. Botaş'ta oyuncuların Elif ileriye doğru atmak istedi ama sağ ilali o 4.2 Botaş'a geçmiş oldu. Çok basit hata. Ama iki oyuncu değişikliği birden İrem ve oyuna dahil olan isim Tuana, Selin Elif'le yine kenara geldiler. Ada da Botaş da oyunda. Sudenur da kenara geldi. Sudenur'un yerine de Yağmur oyunda. Fenerbahçe'de Yağmur'da ilk kez süre alıyor bugün. Yağmur Cangüven. Bakalım çembere ulaşabilecek mi Botaş? 4.2 var. Şu an değişiklikler işleniyor. Biz de onu bekledik. Oyundayız yeniden. Işık su topu oyuna sokacak. İlk yarıda son anlar. Alır almaz Nehir soluna vurdu uzaklardan. Çemberi gördü. Panyalı atış. İyi de bir atış geldi ama isabet yok ardından. Orada bitirmek isteyen isim Selin'di. Onun atışı da kaçıyor. İlk yarı sona eriyor değerli basketbol severler. Sinan Erdem'de çok keyifli bir atmosferdeyiz. Basketbol Gençler Ligi final maçında 38-31 skor. İlk yarıda öne çıkan anları aktaracağız. İkinci yarıda yeniden sizlerle olana dek Sports TV ve Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından ayrılmayın.
Sports TV ve Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalından bir kez daha mutlu günler, mutlu pazarlar değerli basketbol severler. Sinan Erdem'den canlı yayınımız devam ediyor. Basketbol Gençler Ligi kızlar kategorisinde final heyecanıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe ve Botaş'ın karşılaştığı final heyecanında ilk yarı 38-31'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle geçildi. İstatistikler ekranda. Fatih Hocam buyurun, ilk yarıyla alakalı değerlendirmeler alalım ikinci yarı öncesinde. Maça Fenerbahçe'nin iyi başladığını, ikinci yarının başından itibaren Botaş'ın iyi bir reaksiyonla öne geçtiğini, çeyreğin sonunda Fenerbahçe'nin iyi kapattığını söyleyebiliriz. Fenerbahçe özellikle potu altını iyi kullanmaya çalıştı. Hem Elif'i hem Sedin Rachel Gülü'yü çok iyi kullanmaya çalıştı. Diğer tarafta da Botaş geriye döndüğü dönemde özellikle Işık Sugüven'in önderliğinde, liderliğinde geri döndüğünü söyleyebiliriz. Işık Sugüven'in de bugün 7 sayı, 4 rebound, 5 asisti var. Fenerbahçe'de de İrem Erdin 8 sayısı, 6 da asisti var. Fenerbahçe'de geriye, Botaş'ın geriye döndüğü dönemde İrem Erdin kenarda olduğunu söyleyelim. Elif'le beraber geri şeydeydi aslında, bench'teydi İrem. Elif'in de bench'ten gelerek 13 sayılık bir katkı verdiğini de iletelim. İlk hücum Botaş'tandı. İsabet gelmedi ikinci yarı. Fenerbahçe ile devam ediyor şu anda. Tekrar iki takıma başarılar diliyoruz. Keyifli seyirler. Zeynep Naz tepeden üçlüğü yolladı. Zeynep Naz Töremiş ikinci yarının başında Fenerbahçe'nin ilk hücumunda isabet geldi. Fark tekrar çifthanelere çıkıyor. Zeynep'in de 5. sayısı oldu bugün. Tabii dışarıdan gelen bu isabetler Elif ve Selin'in top alma kalitesini de arttıracaktır. Daha rahat top alabileceklerdir. Oradaki yardım azaltmak zorunda kalabilir Botaş. İyi savunma geldi Fenerbahçe'den. İyi savunma Fenerbahçe'den. Şimdi hücumda İrem'le. Ada oyuna dahil olacak Botaş'ta. Selin içeriği zorladı. Selin çıkardı dışarıya ama biraz ezbere bir top oldu diyebiliriz. Top kaybı. Ada oyuna dahil oluyor. İlk su Karadağıstanlı kenarda. Botaş hücumunu izleyeceğiz. Işık Su'yla hücumda şimdi Botaş. Işık Su Güven. Ada tekrar ışığı buldu. Zeynep savunmasında Işık penetreye başladı. Işık turnikesiz sabitli. Işık Su Güven bir boşluk buldu. O koridoru görür görmez değerlendirdi. 9. sayısı, takımının en çok skor bulan ismi Işık Su Güven. Geçen sene 18 yaş altı kategorisinin MVP'si diye tekrardan bahsetmiş olalım. Hatırlatalım. Çankaya Üniversitesi'ndeydi. Geçen yıl yine bir diğer Ankara temsilcisi Çankaya Üniversitesi'ndeydi. U18'de MVP seçilmişti. Ardından da sezon başından itibaren Botaş'ta süre almaya başladı Işık. Işık içeriği zorladı yine. Topuna müdahale var. Hücumda şimdi Selin'le Fenerbahçe. Selin çok hızlı çıkamadı Fenerbahçeli oyuncular. İrem sağda boş kaldı ama Tuana 3 sayılık atışı isabetli değil. Rebound Elif'te yine. Elif İstanbulluoğlu. Elif faul. Selin'in faulü. Yine oradaki ters eşleşmeyi değerlendirdi ama bu kez isabet yok. 2 atış gelecek. Elif'in de 4. hücum reboundu toplamda 9. reboundu oldu. Double double yapmaya çok yakın o da henüz 3. çeyreğin başında. Reboundlarda da Fenerbahçe'nin 27-15 üstünlüğü var ki bu üstünlükte Botaş'a karşı. Üstünlükte Elif'in, Selin'in özellikle çok büyük bir etkisi var. Botaş'ın maçı kafa kafaya getirdiği dönemde, öne geçtiği dönemde reboundları biraz daha dengelediğini görmüştük. Tabii dış şut etkisi vardı. İkinci çeyrekte bulunan 18 sayının 15'ini 3 sayı çizgisinin gerisinden bulmuştu Botaş ama reboundları dengelemesinin önemli rolü var. Işık'la hücumda 2'de 1 attı Elif çizgiden. 42-33. Işık'tan pas. Çizgide Nehir. Nehir pasını teslim etti. Atış geldi kaptandan ama isabet yok. Ve faul kararı. Ceylin'e çalındı faul. Ceylin Beyza Altunpa. 3. faul oldu kaptanında. 3. çeyreğin başında.
maçtaki ilk 3 forlu oyuncu oldu. Üçlü en ilk isim oldu. Ceylin. Kaptan Ceylin Meysa. Baskısı vardı. Botaşlı oyuncuların o baskıdan çıktı Fenerbahçe. Boş şutu da buldu. Boş turnikeyi de buldu. Selin Güz. Tabii. Tam sahada yapılan bu baskıları bu şekilde cezalandırabiliyorsun. Arka alanda çok boşluk verince Botaş. O sayı geldi. Faul kararı var. İrem'e çalındı o faul. İrem Erzik'in faulü görüntüde İrem. 4 numara İrem Erzik. İlk faul oldu Fenerbahçe'nin. 3 dakika geride kalmak üzere 3. çeyrekte. Araya girdi. Topu çaldı Tuana. Sağ turnikeyi de bırakıyor. Tuana Ayşegül Vural turnikeyi bıraktı. Fark 13'e kadar çıktı. Mücadeledeki en yüksek fark. Ada. Ada'nın pası Selin. 3 sayılık atış isabetli değil. Yine hızlı. Şut denedi ama isabeti bulamadı Botaş. Tabii burada da bir telaş atışı gibi yorumlayabiliriz bunu. Hızlı skor bulmak adına hemen şuta kalktı Botaşlı oyuncular ama isabet gelmedi. Yine Tuana yine bitirdi. Işığın savunmasına rağmen çok güzel taşıdı Tuana Ayşegül Vural. Turnikeyi bıraktı, mola geliyor. Almamak için uğraştı diyebiliriz Hüseyin Hoca aslında. Aynen. Tuan Ayşegül Vural'dan da ard arda 2 turnikeye geldi ve fark 15'e kadar çıktı. Fenerbahçe ikinci yarıya istediklerini daha rahat yaparak başladı. Yani sadece ilk yarıda maçın ilk yarısının hikayesinde daha fazla uzunlar üzerinden bir yaratma ya da pozisyon yaratmaya çalışıyordu Fenerbahçe. Ama şu an bütün oyuncuları dahil edebildiği bir çeyrek başlangıcı oldu Fenerbahçe adına. Çeyrek başlangıcı 10'a 2. Ve ilk 3,5 dakikanın skoru bu. 10'a 2'lik Fenerbahçe üstünlüğü fark 15'e kadar çıkmış durumda. 3. çeyrek itibariyle. Botaş'ın öne geçtiği 30-28'lik bölümden sonraki skorda 20'ye 3 Fenerbahçe lehine. Botaş 30-28 ile öne geçmişti. Oradan sonra Fenerbahçe 5 sayıya izin verdi sadece rakibi adına. Sadece 3 sayıya izin verdi. Geriye düşmüştü. Bakalım bir reaksiyon gelebilecek mi Botaş takımından? 48-33 oldu skor. Bu da yaklaşık şeyi söyleyelim 7 dakikalık sürenin skoru. İkinci çeyrek sonu, üçüncü çeyrek başı. Başlangıcı itibariyle yalnızca 3 sayıya izin verdi Botaş lehine Fenerbahçe. 3,5 dakika geride kaldı 3. çeyrekte. Final heyecanında. Hücumda şimdi Botaş, Işık. Yine onun servislerine ihtiyacı var aslında Botaş'ın. Işık su, Işık kendisi penetre etti, çıkardı adaya. Ekstra pasla geldi. Hücum faul kararı var bu arada. Işık'ın orada pası verdiği süreçte hücum faul. İşte tekrar izliyoruz buradaki pozisyon için. Orada pozisyon almıştı. Yine orada bu arada Tuana var. Tuana var. Yine orada pozisyonda Tuana var. İkinci yarıya iyi başlayan isimlerden birisi. Koç Hüseyin Doğan da pozisyonda Tuana'nın hareketli olduğunu o itirazda o da. Topu son anda oyuna soktu Fenerbahçeli oyuncular. Zeynep. Ada savunmasında Zeynep Naz, İrem'in perdesi var. Şimdi Tuana geldi tepeden. Tuana bir de üçlük mü? İsabet yok bu kez. Ama rebound Selin'de. Bir hücum şansı daha olacak. Selin Gül. Elif dışarıya çıktı, topla buluştu. Selin içeriye devrilmişti. Elif de top halen. 5 saniye kaldı. Elif İstanbul'da oldu. Bu kez çalan isim İdil Yeniçulha. 2'ye 1 pozisyon. Işık su güven. Işığın pası İdil. Sağ turnike ile bitiyor. İdil Yeniçulha yine oyuna skor katkısı verdi. Bench'ten gelerek 7 sayılık bir katkı. Top kaybından sonra ürettiği 8. sayı oldu bu Botaş'ın. Fenerbahçe'ye top çaldıktan sonra 8. sayı oldu daha doğrusu. Yine İdil ve Işık Su ikilisi var o noktada. Top çalma noktasında iki isim var. İrem. İrem'in pası. Tuana. 4 saniye var. Zeynep Naz tekeliyle yüksekten bıraktı. İsabet yok. Rebound'u çeken İdil oldu. 2 hücumdur. 24 saniye süresi içerisinde
boş şutu, doğru şutu bulamadı Fenerbahçeli oyuncular. Işık. Son 5 dakikaya girdik. Işık. Faul kararı var. Yerde bir faul. Zeynep'in faulü. Oyuncu değişikliği var. Zeynep kenarda, Kübra oyunda, Elif de kenarda, Tuana da kenarda. 3 oyuncu birden değiştirdi. Fenerbahçe. Ada. Ada baseline'e yöneldi. Çıkardı dışarıya doğru. Nehir. Nehir'in pası. İdil Yeniçulha. İdil el üstü 3 sayılık atış. İsabetli değil. Hiçbir şeye değmedi top. Çemberi bir an için görür görmez şutunu kullandı ama isabet yok. Yine tam sahada baskısı devam ediyor Botaş'ın. Arkada da Sude Nur kaldı. Sude Nur Akarpa şu anda ilerideki tek Fenerbahçeli isimdi. Selin. Baskısı devam ediyor Botaşlı oyuncuların. Ve son olarak Fenerbahçeli oyunculardan dışarıda. Son dokunan Selin o noktada. Işık. Topu oyuna soktu İdil. Farkı biraz azaltma şansı. Botaş adına köşeye doğru pas. Şimdi Işık pası. Ceylin 3 sayılık atış kaptandan. İsabetli değil. Rebound. Işık Su bir de rebound çekti. Ada. Ada Beyzane çok güzel girdi. Pası da güzel. İdil Yeniçulha bitirdi. İdil doğru zamanda doğru yerde oluyor. İki pozisyondur. Topa baskısı Botaş'ın Fenerbahçe'ye. Biraz önce hata yaptırmıştı ama bu kez çıkabildi Fenerbahçeli oyuncular. İrem. Faul İdil'in faulü. İdil'in de üçüncü faulü oldu. O da iki faul olarak kenara gelmişti hatta. Ceylin'den sonra üçüncü faul olan ikinci Botaşlı oyuncu. Dilay topu oyuna sokacak. Dilay'ın pası İrem. Son 4 dakikaya doğru ilerliyoruz. Üçüncü çeyrekte. İrem bir an için boş kaldı. 3 sayılık atış. İrem Erdik. Panyalı isabet. 11. sayısı. 3. üçlük isabeti. İdil. İdil penetre etmişti Ceylin. Kaptan bir üçlük daha buldu bu kez tepeden. Bunda da isabet yok Çember'in. İki tarafına çarptı çıktı top. Selin. Farkı açma şansı. Fark 14. Daha da açma şansı Fenerbahçe adına. İrem. İrem'in pası. Sude Nur. Defne oyuna dahil olacak. Bugün ilk kez Botaş'ta. Sude Nur Akarpa. 2 saniye kaldı. Dilay Usta. Dilay penetre etti ama 24 saniye süresi doluyor. Orada pozisyonu zorladı ama 24 saniye süresinde şutu kullanamadı. Dilay. İki takımda da oyuncu değişikliği. Defne oyunda. Ceylin Beyza kenarda. Botaş'ta. Selin ve Dilay kenarda, Zeynep ile Elif oyunda Fenerbahçe'de. Defne, hücumda şimdi onunla Botaş. Defne soluna vurdu. Nehir'in perdesi vardı, Nehir. Nehir, ışığı buldu. Işık sol forvetten 3 sayılık atış. Panyalı isabet. Işık Su Güven. Çift haneye çıkan ilk Botaş'ta oldu 12. sayısı. İrem Erdi'ye yanıt vermiş oldu. Yine panyalı bir üçlükle. Cevabı geliyor İrem'in üçlüğüne. Işık. İrem yine takımını sete hazırladı. İdil savunmada. Faul hakkı yok Botaş'ın. İrem Erdik bir üçlük daha. Bu kez çembere değmiyor top. 4 saniye kaldı. Zeynep Naz basket faul süre dolarken. Zeynep Naz Töremiş. Çembere değmedi. Acaba yetişecek mi? Pasını aktarabilecek mi diye düşünürken çembere hamle yaptı. İsabeti buldu. Bir de serbest atış gelecek. Fark 13'te. 2.37 var 3. çeyreğin sonuna. Çeyrek skorunda da 15-9'luk üstünlüğü Fenerbahçe'nin. Atış kaçtı. Rebound'u çeken isim İdil oluyor. İdil Defne'yi buldu. Defne İrem karşısında. İrem en geride kalmıştı. Geçiş oyununda şut gelmedi. Ekstra pas. Defne'nin üçlüğü kaçıyor. Botaş'ın çok fazla acele ettiğini
Çok Bey. Hızlı bulmaya çalıştılar yine. Elif. Maçın ilk yarısında Şiksu'yla iyi organize olabilmişlerdi ama maçın ikinci yarısında, üçüncü çeyrekte bu organizasyonu yapabildiklerini söyleyemeyiz. Kübra Yaylacı'nın üçlüğü gelmişti Fenerbahçe'de. Süre dolarken isabet yok. Reboundu Botay savunması çekti. Nehir. Defne. Defne pasını aktardı. Tekrar sağ dibe pas. Adan'ın üçlüğü kaçıyor. Reboundu çeken Nehir oldu. Bir hücum şansı daha olacak. Defne sol forvette bomboş. Defne'nin üçlüğü. Defne'nin üç sayı isabeti, farkı ona çekildi. Mola geliyor değerli basketbol severler. Koç Batuhan hala adam. 1.37 var. Üçüncü çeyreğin sonuna moladayız. Yeniden beraberiz. Defne oyuna dahil oldu. Üçüncü çeyrekte ilk kez oyuna dahil oldu. Üçlüğü yolladı, isabeti buldu. Farkı ona çekti. Çeyrek skoru da 15-12'ye gelmiş oldu böylelikle. Ya aslında Fenerbahçe'nin istediğini yapabildiği bir çeyrek diyoruz ama Botaş'ta o farkı belli seviyelerde tutmayı başardı. Son çeyreğe yaklaşırken Botaş'ın özellikle organizasyonu sadece üçlükle bitirme isteği. Ya o ritmi bulmaya çalışıyorlar. Dış şut ritmini bulmaya çalışıyorlar. En son Defne ile buldular 3 sayılık basketi. 29 dönemde sadece 8 isabetleri var. Bugün 3 sayı çizgisinin gerisinden. Fenerbahçe'nin de 16'da 6 olduğunu belirtelim. Ama bugün herhalde sahadaki en büyük fark rebound farkı. Fenerbahçe'nin 34 reboundına karşı Botaş'ın sadece 21 reboundu var. Ki Fenerbahçe'nin 16 top kaybı yaptığı günde hücum reboundlarıyla Fenerbahçe bir şekilde oyunun içinde kalmayı başardı. Üstünlüğü korudu, farkı açtı. Bakalım mola dönüşünde reaksiyon verebilecek mi Botaş? Hep birlikte izleyeceğiz. 1.37 var değerli basketbol severler. Üçüncü çeyreğin sonuna. Şimdi pas Elif İstanbulluoğlu. Savunmasında Nehir var. Baskısı var yine Botaşlı oyuncuların. İrem çıkardı topu. İrem Erdik. Faul hakkı yok Botaş'ın. Zeynep. Tekrar İrem. İrem top halen kendisinde. Defne çok yakın savundu onu. İrem. İrem Erdik 5 saniye var. İçeriye indi top ama 3 saniye. Selin Ayşel Gül. Top kaybı. Fenerbahçe uzunlara topu indirmek istedi ama İyi savunma geldi Botaş'tan. İyi savunma geldi Botaş'tan. Son 1.16 değerli basketbol severler. Defne. Defne taşıdı. Pasında Ada. Tekrar elden teslim aldı Defne. Alan savunması var Fenerbahçe'de. Şimdi sağdan 3 sayılık atış. İsabetli değil. Rebound. Çeken isim İrem Erdik oldu. Hızlı hücum olabilir İrem. İrem taşıdı topu. İçeriye de daldı. İrem Erdik. Turnikesi kaçıyor. Topu alan isim İdil Yeniçulha. Bu kez hızlı hücumda olan taraf Botaş. İdil taşıdı. İdil'in turnikesi blok var. Sude Nurakarpa bir anda tempo kazandı oyun. 45 saniye 3. çeyreğin sonuna. Elif İstanbulluoğlu taşıdı. Şimdi tuttu topu, pasını aktaracak arkadaşını aradı. Elif çıkardı Sude Nurakarpa'ya. Sude sağ forvete taşıdı. Üçlüğü yolladı. Çok rahat üçlük Sude Nurakarpa'dan. Sudan. Topu zor pozisyonda aldı. Pasını aldı ama çok rahat bitirdi. O da çift hanelerde 11. sayısı oldu. En sevdiği pozisyonlardan biri demiştiniz. Tepedeki üçlüğün ardından ve aynı zamanda forvetten atışlar demiştiniz. Forveti taşıdı. Forvetten buldu üçlü. Üç sayılık atış bu kez Nehir'den. Bunda da isabet var. Hemen cevap geldi. 7 saniye var çeyrek sonuna. Fark 10. 5 saniye. Mola hakkı yok Botaş'ın. İrem. İrem Erdik 1 saniye ama 24 saniye süresi sona eriyor. Çeyrekte sona eriyor değerli basketbol severler. 2022-23 sezonu Basketbol Gençler Ligi final heyecanında son çeyreğe
56-46 önde giren taraf Fenerbahçe oldu. 18-15'lik çeyrek skoru Fenerbahçe lehine. Son çeyrekte yeniden sizlerle olacağız. Yeniden sizlerleyiz. 56-46 çeyrek skoru da 18-15. Bu çeyrekte Fenerbahçe'nin istediklerini yapabildiği bir çeyrek olduğunu söylemiştik. Ama yine de Fenerbahçe çeyrekte sadece 3 sayı artı yazabildiğini söyleyelim. Çeyrek skoru Fenerbahçe 18, Botaş 15. Bu çeyrekte özellikle Botaş tarafında dikkat çekici istatistik şey söyleyebiliriz. 11 defa 3 sayılık çizgisinin gerisinden şut denemişler. Sadece 4 defa. Neredeyse yarısından fazlasını kullanmışlar. Sadece 4 tane isabet denediklerini söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin reboundlarda çok üstün olduğundan bahsetmiştik. 36-22 reboundlarda Fenerbahçe Botaş'a karşı. Bu reboundların 10'unu Selin, 10'unu da Elif almış durumda. Evet, Fenerbahçe reboundlarda hakikaten İki A takım oyuncusu, iki tane A milli takıma seçilen takım aynı zamanda seçilen oyuncunun reboundlarda çok üstün olduğunu söyleyelim. Ciddi bir performansı var. Elif İstanbulluoğlu da 14 sayı, 10 reboundla double double yapmış durumda. Onu da hatırlatalım. İlk 3. çeyreğin başında bahsetmiştik, double double yapmak üzereydi. 3. çeyrek sonunda double double'ı tamamlamış durumda. Son çeyreğe giriyoruz artık. Şampiyonu belirleyecek çeyrek olacak mı bakalım? 10 sayı geriden gelen Botaş nasıl bir reaksiyon gösterecek? Fenerbahçe avantajını koruyabilecek mi? 2022-23 sezonu şampiyonu belli olacak Gençler Ligi'nde. Sports TV ve Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalındasınız. Son çeyreğe Fenerbahçe başlayacak. İrem topu oyuna sokacak isim. Zeynep Naz. İdil savunmasında 3 faulü var İdil'in. İrem. İrem Erdik. Şimdi pası. Sude Nur Elif'e indirdi. Elif'ten köşeye doğru ışık dokundu topa. 9 saniye var hücumun sonuna. Elif'ten biraz ortaya bir pas oldu. İrem de bugün maçta sadece 30 saniye dinlenmiş bir isim. Yanını da söyleyelim. İrem Erdik oyunun tüm alanında var aslında. Hem savunmasında hem hücumunda faul kararı var sanıyorum. Orada Zeynep Naz zorlamıştı pozisyonu. Zeynep Naz'ın faulü. Onun da ikinci faali oldu. İdil topu oyuna sokacak. İdil Yeni Çulha'da bench'ten gelerek 9 sayı, 3 rebound, 1 top çalmalık katkı verdi şu ana kadar. Defne. Işığın perdesi var. Defne adayı buldu. Ada alır almaz. 3 sayılık isabet Adanas Çorum. Belki de en iyi böyle başlayabilirdi Botaş son çeyreğe. 56-49. Zeynep Naz. Zeynep İdil savunmasında. Selin sırtı dönük adayla kaldı içeride. Hatalı yürüme, top kaybı. Zeynep Naz. Baskı sonuç getirdi. Tutmuştu topu ama hatalı yürüme geldi, top kaybı. Botaş'ın topa yaptığı baskı Fenerbahçe'ye hata yaptırdı. Fenerbahçe'nin de bu maçtaki 20. top kaybı oldu. Defne. Normalde de 20 ortalamayla oynamışlardı sezon boyunca. Işığın atışı isabetli değil bu arada. Top yine ışıkta kaldı. Işık su. Paylaşılamayan top kararı. Hücumu devam edecek Botaş'ın. Fenerbahçe 20.7, Botaş ise 15.7 top kaybı ortalamasıyla oynamıştı sezon boyunca. Onu da hatırlatmış olalım. İdil topu oyuna sokacak. İdil şimdi görmek istedi ışığı ama İrem girdi araya. İrem Erdik. Elif gerilerden geliyor. Işık yine topa dokundu. Hızlı hücumu kesmeyi başardı. Bir dakika geride kaldı. Son çeyrekte fark
7 değerli basketbol severler. Oyuncu değişikliği var. Fenerbahçe'de Dilay oyuna dahil oluyor. İrem Erdik kenarda, 30 saniye dinlendi dediniz hocam. Tekrar dinlenmesi için kenara aldı koç. Evet, maçın sonunda İrem Erdik'in enerjisine ihtiyacı olacak Fenerbahçe'nin. Koç da bir dinlendirmek istedi. Selin. Ada savunmasındaydı Dilay. Elif istedi ama Elif şimdi o Selin'i buldu. Kaptandan dışarıya doğru Elif. Zeynep. Zeynep penetre etti. Orta mesafesi isabetli değil. Elif yine reboundu yaptı. Sol turnike kaçıyor ama. Çizgiye gelecek Elif İstanbulluoğlu. Bugün 5 kez geldi. Elif İstanbulluoğlu. Selin Raşelgül. Hemen düzelteyim. Selin Raşelgül bugün ilk kez çizgide Selin. İlk atışını kullanacak. İsabetli Selin. Kaptan yeniden oyuna dahil olacak Botaş'ta. Selin ikinci ve son atış. 2'de 2 geliyor. 58-49 skor. Nehir kenarda. Ceylin Beyza Altunpo oyunda. Defne. Yeniden aldı Defne. Onunla oyun kuruyor. Botaş. Ada. Adan Asçorum. Defne'yi buldu. Defne şut gösterdi. Kullanmadı Ada. Penetre etti Defne ama Elif. Elif blokladı. Ardından top da son olarak Defne'den dışarıda. Elif'ten önemli bir blok geldi. Bir blok katkısı daha. Hem hücumda hem savunmada Elif. Şu anda 21 verimlilik puanıyla oynuyor. 14 sayısı 10 reboundu var Elif İstanbulluoğlu'nun. Dilay ama hatalı yürüme top kaybı. Selin oyuna dahil oluyor. Selin Fıçıcıoğlu. Defne oyunda. Defne kenarda. Selin oyunda. Dilay da kenara geldi Fenerbahçe'de. İrem çok fazla dinlenemedi. Hemen oyuna dahil oldu o da. Işık. Defne çıktıktan sonra o oyun kurucu pozisyona geldi. Işık Su. Işık Sude Nur'un üzerine gitti, çıkardı Ada'ya. Ada 10 saniye kala baseline'dan dışarıya. Şimdi Zeylin zor pozisyonda. 3 sayılık atış ama isabet yok. İrem iyi kapatmıştı önünü, ona rağmen atışını denedi ama isabetli olmadı. Bu hücumlar ileride çok değerli olacak tabii Botaş adına. Fark 9. Yine tam sağda baskı var. Faul geldi. Işık'ın da ikinci faulü. İkinci takım faulü aynı zamanda. Defne oyunda yeniden, bu kez de yine Selin kenarda. Yine tam sağa baskısı var Botaş'ın. İrem topu oyuna sokacak. Şimdi ileriye doğru Defne İdil dokundu. Işık'la orada dokundu. Işık'la dokunmuştu. İdil sağ turnikeyi yaptı. İrem Erdik ve Işık Su yerde kalan isimlerdi. İşte pozisyonu tekrar izliyoruz. Burada çarpıştı iki oyuncu. İki oyuncu da ayakta, bir problem yok. Yeniden oyundayız. 58-51'e geldi. Bu turnike ile birlikte skor. Elif. Yine baskısı vardı Botaşlı oyuncuların. Bu kez pası aktarmayı başardılar. Şimdi İrem. İdil de topa dokunmuştu ama Elif kaybetmedi. Köşeye pas. Zeynep Naz. Zeynep. Penetre etti Zeynep. Atış sırasında faul. Hücum faul kararı çıktı, evet. Kolunu açtığını söyledi. İttiğini iletti mücadelenin hakemi. Zeynep Nastöremiş'in de 3. faulü oldu. Fenerbahçe'de 3. faulü ilk oyuncu oldu. Zeynep Nastöremiş. İki takımın da 2'şer faul hakkı var. Görüntüde Zeynep. 2,5 dakika geride kaldı son çeyrekte.
Önemli hücumlar Botaş adına. Işık 3 sayılık atış. İsabetli. Işık Su Güven. Işık Su üçlüğü yolladı. 15. sayısını kaydetti. Karşılaşmadaki en skorer isim oldu Işık. Farkı da 4'e çekmeyi başardı. Çift hücuma indirdi Botaş. İrem. İrem Erdik. İçeriye doğru Selin. Top kaybı geldi. İdil girdi araya. İdil Yeniçulha. İdil taşıdı. Kritik bir hücum. Ada. Ada kesti driblingi. Işığa çıkardı. Işık Su. Selin savunmasında el göstermişti. Yeniden Işık. Işık penetre etti. Kaybetmedi. İdil Yeniçulha. İdil. Ada alır almaz. Bir üçlük daha. Bunda da isabet var. Adana Çorum. Üst üste üçlükler. Oyun bir anda bire indi. Adanaz'ın üçlüğüyle birlikte farkı bire indirdi. Botaş'ın bu çeyrekteki ard arda üçüncü üçlüğü. İrem. İrem. Savunmasında Defne var. İrem Erdik. 3 saniye kaldı. İrem 3 sayıyı buldu ama yüksek bir pas. Çembere değmedi top. Topa yapılan baskı Fenerbahçeli oyuncuları rahatsız etti. Organizasyonunu Fenerbahçe'nin. Hücum organizasyonunu çok fazla etkilediğini gördük. Botaş'ın öne geçme şansı. Son çeyrekte 4 dakika sonunda öne geçme şansı. Defne'nin üçlüğü. Çembere değmiyor top. Topun kontrolü İrem'deydi. Selin'den yeniden İrem'e. Kritik hücumlar, kritik savunmalar artık son 5 dakikaya doğru ilerlerken. İrem Erdik. Sude Nur. Sude Nur Akarpa, Zeynep Naz, 3 saniye kaldı. Zeynep Naz, basket bir de faul. Yine orada Zeynep. Belki çok sayısı yok ama hep kritik anlarda isabet bulup, kritik anlarda skor buldu. 9. sayısı yine basket faul. Yine sakin kaldı. Süre dolarken yine 2 saniye kala. Fark 3'e çıktı. Bir de serbest atış gelecek. İdil Yeniçulha yerini nehire bıraktı İdil Botaş'ta. Zeynep Naz. Atış kaçtı. Reboundu çeken isim o noktada Selin. Bir hücum şansı daha olacak. Selin Gül. Selin Raşel Gül döndü bitirdi. 4 sayılık bir hücum oldu. Molayı da alıyor Hüseyin. 5-10. Hüseyin Doğan. 5-26 var. Fenerbahçe'nin hücum reboundlarındaki etkisi, reboundlardaki fark yaratışı yine burada farkın 1'e indiği bir önlemde Fenerbahçe'yi tekrardan 5 sayıyla öne geçirdi. Selin Rachel Gül de 12 reboundu var. O da çift tane double double ulaştı. 10. sayısıyla double double yaptı. 10 sayı, 13 rebound. Elif İstanbulluoğlu'nun ardından. Çift tane de 4 oyuncusu var. Fenerbahçe'nin İrem Erdik 11. Sude Nur Akarpa da 11 sayıyla. Şu anda çift tanelerde Fatih Hocam'ın bahsettiği gibi Selin ve Elif de double double yapmış durumdalar. İrem Erdik'in de ayrıca 6 reboundu, 7 de asisti var. Son 5-26 Botaş'ın istediği gibi ilerlemeye başlamıştı biraz aslında oyun ama önce Zeynep Naz, onun serbest atışından dönen topta da Selin'in turnikesiyle fark yeniden 5'e kadar çıktı. Mola dönüşünde bakalım nasıl bir oyun izleyeceğiz. Yine kümelendi Botaş takımı. Hemen hatırlatalım bu mücadelenin ardından Sinan Erdem de yine bu ekranlarda Basketbol Gençler Ligi Erkekler finali de canlı olarak yayınlanacak. Gaziantep Basketbol Botaş mücadelesini de yine Gaziantep Basketbol Anadolu Efes mücadelesinde yine naklen takip edebilirsiniz. Yine anlatımda Levent Hoca ile birlikte sizlerle olacağız. Mola dönüşünde hücumda Botaş. Işık. 5-20 var. Mücadelenin sonuna Işık Su Güven. Hızlı skoru buldu Botaş. 62-59. 17 sayı Işık'tan. 7 asist, 7 de reboundu var.
İrem. İrem Erdik yine defne kaldı savunmasında. Tuana. Tuana köşeye doğru. Zeynep Naz 3 sayı çizgisini kontrol etti ama şut kullanmadı Elif. Elif. 2 kişilik baskı var ona. Selin'e indi top. Selin'in turnikesi. Elif'e 2 kişi baskı gelince. Uzundan uzun asisti izledik. Fark yeniden 5. Işık'ın hızlı turnikesinin ardından yeniden skor bulmayı başardı. Fenerbahçe Işık Su Güven. Işık pasını aktardı Ada. Adana Asyor'un fake döndü. Adana'nın atışı isabetli değil ama rebound Ceylin Beyza'da kaldı. Ceylin'in pası 3 sayılık atış tepeden kısa rebound. Topun kontrolü Selin'de kaldı. Nehir üçlüğü bulmuştu ama isabet yok ikinci şansta. Son 4 dakikaya doğru ilerliyoruz. İrem. İrem Erdik. Tuana'yı bekledi. Tuana Ayşegül penetresi pası Selin'e el üstü 3 sayılık atış kısa rebound. Bu kez reboundu çeken Ceylin. Paylaşılamayan top kararı. Hücumu devam edecek Fenerbahçe'nin. Son 3.57 değerli basketbol severler. Mücadelede fark 5. 64-59. İdil oyuna dahil olacak. Botaş'ta ama 5 saniyede İrem topu oyuna dahil edemedi. Takımını göremedi. İrem orada top kaybı. Adanas kenarda İdil Yeniçil hava oyunda. İdil. İki takım Fenerbahçe'nin iki. Botaş'ın bir faul hakkı kaldı. Topa dokunan isim o noktada Tuana hücumu sürecek Botaş'ın. Topu da oyuna İdil sokacak. Işık kendini göstermişti. İdil şimdi çıkardı Defne'ye. Defne ayağı çizgide 2 sayılık bir atış. İsabetli değil. Rebound İdil'de. İkinci şans sayısı olacak. Işık. Işık Su Güven. Defne'ye pas. 5 saniye kaldı. Defne. Defne 3 saniye. Atışını kullandı ama çembere değmiyor top. Orada... Çembere deyip değmediği 24 saniye süresinin dolduğunu belirtiyor mücadelenin hakemleri. Şimdi masa hakemleriyle diyalog söz konusu. Ada oyuna dahil olacak. Son 3.28. Çok kritik dakikalara giriyoruz hocam artık. Hakemler arasında diyalog halindeler. Masayla konuştuktan sonra. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Masa süreyi devam ettirdi. Evet 24 saniye süresinin dolduğunu belirtiyor. Çembere topun değmediği bilgisi geliyor. Yine tam sağ presi devam ediyor Botaş'ın. Adada oyunda Işık kenarda bu arada. Işık Su Güven. Çok akıllıca Selin Gül rakibine çarptırdı. Topu aldı oyuna soktu. İrem. Zeynep. Zeynep Naz. Zeynep yöneldi içeriye doğru. Pasını aktardı. Ekstra pasta geldi. Yeniden Tuana. 3 sayılık isabet. Tuana Ayşegül Ural. 3 sayıyı buldu. Farkı 8'e çıkardı. Fenerbahçe. Tuana Ayşegül Ural da çift tanelere ulaştı. 10. sayısı onun da. İdil. Çok kritik basket verdi ondan. Şimdi pas Ada şut kullanmadı. İdil'i buldu. Çok kritik bir hücum İdil. Top kaybı. Işık hemen oyuna dahil olacak. Çok basit hata geldi Botaş'tan. Son 2.44 Fenerbahçe'nin 8 sayı üstünlüğü var. Artık maçın en kırılma, en kritik anlarındayız. Çok kritik dakikalar. İdil kenarda. 67-59. Farkı çift taneye çıkarmak için hücumda şimdi Fenerbahçe. Selin. İrem yerde kalmıştı. Şimdi İrem geldi gerilerden. İrem Erdik. Zeynep. İrem elden teslim aldı topu. Pasında Elif. Elif sırtı dönük. Işık vardı savunmasında. Yüksek bir pas. Ayağı çizgide.
Top kaybı. Elif orada zor bir top yolladı. Top kaybı geldi. Kritik bir hücum izleyeceğiz. Bu hücumda mutlak skor bulması gerekli diyebiliriz. Botaş'ın. Defne. Son 2.25. Değerli basketbol severler, Basketbol Gençler Ligi final heyecanında. Işık. Işık Su geriye çekildi. 3 sayılık atış ama iyi bir atış olmadı. Top kaybı. Çok düzen dışı. El üstü atış oldu Işık Su'dan. İrem. İrem Erdik. İrem. Top aynen kendisinde. Şimdi pas Zeynep. Beyzane'ye yöneldi. Faul. Defne'nin faulü. Faul hakkı sona eriyor Botaş'ın. 1.56 var mücadelenin sonuna. Yine hücumda Fenerbahçe. Elif. Faul hakkı yok Botaş'ın. Selin. İrem'e teslim etti topu. İrem Erdik. İrem şimdi pas. Geriye çekildi. Atışını kullandı. Tuana atış isabetli değil ama orada Selin var yine. Mola giriyor. Yine Selin var. Son molayı da aldırıyor Selin. 1.41 var. Fark çift tanelerde. Dördüncü ucun reboundu ve farkı çift tanelere çıkarttı Selin Rachel Gül. Fenerbahçe'de 5 isim var çift tanelere ulaşan. 6 skoru bulan oyuncu var. 5'i çift tanelere ulaşmış. Zeynep Nastörem işte 9 sayıda çift tanelerin kıyısında. Botaş'ta ise Nehir Acan'ın 10, Işık Su Göğen'in 17, İdil Yeni Çulhan'ın 11 sayısı var. Adana Asyorum'da 9 sayıda. Botaş çok fazla dış şutla çözüm bulmaya çalıştığı için biraz da maçın sonunda çok... Ritmi de bulamayınca çok fazla. Ritmi bulamayınca sorun yaşadılar. Ritim buldukları anlarda... İkinci çeyrekte ki öyle bir ritim buldular aslında. Üçüncü çeyreğin... Belli bölümünde ya da yine. Dördüncü çeyreğin başında. Evet. Söyleyebiliriz bunu ama maçın kontrolü, oyunun kontrolü Fenerbahçe'de olduğunu söyleyebiliriz. Yani özellikle Fenerbahçe planında işte hem Elif İstanbulluoğlu'nu hem Selin Rachel Gül'ü çok iyi kullandığını daha bahsedebiliriz. Kritik anlarda Tuğan Ayşegül Vural'ın ve Zeynep Nastörem için çok kritik basketleri vardı. Yine Dilay da kritik anlarda birkaç isabet buldu Dilay Usta da. O da isabet, o da asistiyle. İsabet buldu. Yeniden oyundayız. 1.41 var. Bakalım burada Botaş ne yapacak? Işık Su Güven maçın özellikle kafa kafaya getirilen işte Botaş'ın öne geçtiği bölümde çok iyi yönlendirmişti takımı. Bakalım burada 1 dakika 41 saniye kala hem skor üretip hem de arkadaşlarını bu işin içine dahil edebilecek mi? Işık şimdi 7 saniye kaldı. Ada alır almaz 3 sayılık atış kaçıyor İrem. İrem Erdik. Faul hakkı yok Botaş'ın. Mola'dan isabetle dönemedi. Botaş şimdi Elif. Elif soluna vurdu adımladı. Elif reverse. Elif topuna müdahale var. Baskısı var orada Botaş'ta oyuncuların. Paylaşılamayan top kararı. Botaş hücumu oluyor. Süre azaldı tabii bu iki pozisyonla birlikte. 1.14'e kadar geldi skor. Işık. Işık'ın pası. Nehir'den yeniden Işık alır almaz. 3 sayılık atış isabetli. Işık Su Güven. 1 dakika 3 saniye çok hızlı skor üretti. Farkı 7'ye indirdi Botaş bakalım. Savunmada da aynı reaksiyon gelecek mi? Zeynep süreyi de değerlendirecek Fenerbahçe elbette. İrem. Zeynep. 10 saniye kaldı hücumun sonuna. Zeynep Naz. Şimdi Elif. 6 saniye. 5 saniye. Elif İstanbulluoğlu. Yine birebir oynadı. Işık geldi topu çaldı. Pasını da aktardı hızlı hücum. Nehir. Nehir girdi içeriye. Nehir fake'i. Nehir şimdi gerilerden gelen arkadaşını aradı. O arada çok iyi döndü ama. Atışı isabetli olmadı. Hücumu devam edecek Botaş'ın. 29.1 var. 14 saniye hücumun sonuna. Farkta 7 sayı. Önemli bir efor sarf ederek top çaldı Botaş ama onlar için hızlı skor bulamadı. Hızlı skoru bulabilse belki biraz daha. Defne topu oyuna sokacak.
Ada kendini gösterdi. Şimdi ona pas. Ada zor da olsa kontrolü sağladı. Adanas Yorum. Ada çıkardı. Işık tepedeydi. Sağına vurdu. 3 sayılık bir atış daha. Bunda isabet yok. Rebound. Elden ele dolaştı. Son hücum olabilir artık karşılaşmada. İrem. İrem Erdik taşıdı rakip yarı sahaya topu. İrem topu çalan isim o noktada Defne. Ceylin Beyza taşıdı. Sağ turnike ile bitirdi Ceylin Beyza. Molayı alan taraf bu kez Fenerbahçe. Acaba son hücum mu olacak derken topu çalıp asisti yaptı Nehir. 9.1 var 69-64. Fenerbahçe acaba maçı bitirdi mi dediğimiz noktada bir top çaldı. Botaş tekrardan ama çok büyük avantaja sahip Fenerbahçe. 5 sayılık fark. Top Fenerbahçe'de. Çift hücumda olan fark. Faul hakkı da dolmuş durumda. Botaş'ın zaten faul yapmak zorundalar. Evet. Yani Botaş faul yapmak zorunda yüksek ihtimalle. Ya yani öncelikle yaklaşık 1 saniye içerisinde çünkü artık orada matematik devreye giriyor. Faul hakkı mola hakkı olmadığını da söyleyelim Botaş'ın. Ya yani çok hakikaten zor bir durumda şu anda. Çok mucizelere kalmış diyebiliriz. Çünkü topu yarı sahaya taşıyamayacaklar. Yüksek ihtimalle Fenerbahçe'de kendi yarı sahasından uzaklaştırarak topu oyuna sokacak. Oyuna sokacaktır diye tahmin ediyoruz. 9.1 var. Çok keyifli bir final mücadelesinin son 9.1 saniyesindeyiz artık. Botaş yine kümelendi. Takım halinde. Hem Ceylin hem ikinci kaptana da. Hepsi son diyaloglar tamamlandı. Sanıyorum rakip yarı sahadan başlıyor Fenerbahçe. Evet yani topu potasından uzak tutmak doğru bir karar. İrem topu oyuna sokacak. Faul hakkı yok Botaş'ın. İrem hemen pas. Elif faul gelmedi. İrem şutu da buldu. İsabeti de buldu. Acaba faul gelecek mi dedik. Faul gelmedi. İrem'e seken top. Üçlük de geldi. 72-64'e kadar gelen skor. Harika bir maç sonu izledik. Çok keyifli bir mücadelenin sonunda. Şampiyon taraf. Fenerbahçe oluyor. Euroleague'de şampiyonluk. Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk. Basketbol Gençler Ligi'nde şampiyonluk. Fenerbahçe organizasyonundan. Çok güzel bir sezon diyebiliriz. Buraya şeyde parantezine bunları söylemişken parantezi de Elif İstanbulluoğlu ve Selin Rachel Gül için de söyleyelim. Euroleague'de şampiyonluk yaşadılar. Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşadılar ve en sonunda Basketbol Gençler Ligi'nde şampiyonluk yaşadılar. Hatta gelişim takımında da forma giyiyorlardı. Normal sezonu ikinci tamamladılar orada. Belki playofflarda çok erken veda ettiler ama orada da ikinci tamamladıklarını söyleyebiliriz. Gerçekten onlar adına da çok özel bir sezon geride kaldı diye söyleyelim. Bence bugün çok iyi mücadele oldu. İki takım çok iyi mücadele etti. Botaş sonuna kadar mücadele etti. Ki bu iki organizasyonu da veriyorum hocam. İki organizasyonun da son topa kadar gelmesini beklerdik zaten. Çünkü tüm mücadelelerde bunu gördük, bunu yaşadık. Federasyon kupasında, kupalarında, gelişim takımlarında son saniye basketleri. Selin'in yine son saniye basketi vardı hatta. Pek çok ikili mücadelenin, ikili organizasyonun çok son topa kaldığını, çok büyük mücadelelere sahne olduğunu zaten görmüştük. Bugün de bunu izletti bize hem Botaş hem Fenerbahçe. Evet. İki organizasyonun kadın basketbolumuzda çok değerli olduğunu, kadın basketbol altyapısına çok değer verdiğini, çok önemli oyuncuların bu altyapıdan çıktığını söyleyelim. Bugün burada işte maç kazanılmış olması, işte Fenerbahçe'nin şampiyonluğu gerçekten değerli. Botaş şampiyon olsaydı o da değerli olacaktı. Ama en önemli şeylerden biri bu oyuncuların ne kadar A takım seviyelerinde, ne kadar milli takımlarda yer alabilecekleri. En büyük dileklerimiz bu. Bu oyunculara gelecekte A takım seviyelerinde, işte farklı takımlarda olur. Belki işte dünya üzerinde farklı ülkelerde olur. İzleme şansı yakalarız. En önemli dileklerimizden biri bu. Bu maç özelinde de şey söyleyelim. Fenerbahçe hakikaten planını doğru işletti. Elif İstanbulluoğlu ve Serin Açılgül çok hakikaten iyi uzunlarını kullanmaya çalıştı. Ve bunda da başarılı oldu. Botaş kısaya yapılan baskı, rakibi hata yaptırtma bunları iyi başardı ama şut ritmini bulmakta çok zorlandığını söyleyebiliriz. İki takım da alkış hak ediyor. Şu an bir tarafta sevinen kesinlikle takımı görüyoruz. Diğer tarafta da Botaş'ı görüyoruz. Onlar da kümelendiler. Onlar da kümelendiler ama bu sezonu Botaş için de, Fenerbahçe için de ve iki takımın altyapısı için de çok özel geçtiğini söyleyelim. Botaş'ın altyapısı, gelişim takımı Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde
yarı final oynadı. Evet. Şu anda finaller devam ediyor. Son maç oynanacak pazartesi günü, evet. Orada da. Orada belki de final oynama şansını kaçırmıştı. Diğer tarafta Fenerbahçe gelişim takımı normal sezonu, kadınlar basketbol ligi normal sezonu bir alt ligde ikinci tamamladı. BGL'de burada final oynadılar. Hakikaten zorlu eşleşmelerde bir tarafta Fenerbahçe TED Ankara Kolejcilerle oynadı. Gelecekte hakikaten TED Ankara Kolejciler için de bir ufak burada parantez atmış olayım ama çok değerli oyunculara sahip olacaklarını hayal ediyoruz. İnşallah sağlıklı kalırlar. İnşallah gelişimlerine devam ederler. Çok değerli yorumlarınız vardı hocam. Çok teşekkürler. Hemen ufak bir araya gireyim. İlker Hoca da gelmiş. İlker Gözeneli. O da U14'te BOTAŞ'ın takımı var. Biliyorsunuz U14 Türkiye Şampiyonası da Çanakkale'de devam ediyor. İlker Hoca da hemen oradan gelmiş bu mücadele özelinde. Onu da iletelim. Tüm dilekleriniz çok değerli. Umarız bu oyuncuların tamamını Süper Lig seviyesinde, yurt dışı seviyesinde görmek, onları izlemek nasip olur. Onların maçlarını anlatırız, yine değerlendiririz. İki takımın rekabeti, Türkiye kadın basketboluna verdikleri değer çok kıymetli. İyi ki buradaydılar. Hemen kabaca, ufakça mücadelenin öne çıkan istatistiklerini hızlıca aktaralım dilerseniz hocam. En skorer isimden başlayalım. Işık oldu. Mağlubiyete engel olamadı Işık ama çok önemli bir mücadele ortaya koydu Işık Su Güven. 20 sayısı var. 7 reboundu, 7 de asisti var Işık Su Güven'in. Fenerbahçe'de de 3 oyuncu 14'er evet, sayıda. Elif evet. İstanbulluoğlu 14 sayı 10 rebound. Double double da. Double double. İrem Erdik 14 sayı 9 rebound 8 asist. Selin Rachel Gül de 14 sayı 14 reboundla oynadı. O da double double da. İki oyuncusu double double'da. Evet. Yani İrem Erdik 23 verimlilik puanıyla maçın en verimli oyuncusu şu anda. En değerli oyuncu kim seçilecek bilmiyorum ama şu sizin anda tahmininizi alalım o zaman hocam. Yani Elif İstanbulluoğlu'nun oyuna girdikten sonraki gösterdiği etkiyi düşündüğümüzde Elif İstanbulluoğlu ama maçın geneline baktığımızda evet. İrem Erdik'in gerçekten çok iyi performansı ben de, vardı. Ben de aynı şekilde yorumluyorum hocam. Bir de yani buyurun. Şey gibi Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de Levent Yavuz'la anlatırken evet. Şey yapamamıştık. Karar verememiştik. Emma Meesum'un ve Brianna Stewart arasında kalmıştık. Burada da ben İrem Erdik ve Elif İstanbul'la arasında kaldım. Sen ne dersin bilmiyorum. Ben de İrem Erdik diyorum direkt olarak hocam. Elif'in performansı çok değerliydi ama İrem, Elif'in de pozisyon bulamadığı anlarda İrem'in yönlendirmeleri çok etkili oldu. Ben de İrem diyorum. Bir de iki tarafa aktarabiliriz şu an. Bu arada Fenerbahçeli oyuncular da BOTAŞ da şu anda İrem Işık'ı, Elif de diğer oyuncuları adayı teselli ediyor. Çok güzel görüntüler var iki takım oyuncuları arasında da. Bu oyuncular milli takımda zaten beraber her yaş kategorisinde belki de beraber mücadele eden isimler. Aynen. Yani İrem Erdik U18'de geçen sene U18'deydi. Pardon. Evet. Evet. Evet, U20'de bu sene. Bu sezonda U20'de. Milli takımda. Işık Su Güven iki milli takıma da seçildi. İki milli takımın hazırlık evet, döneminde evet, de seçilmişti. Doğru. Hem U20'ye hem U18'e. Şu detayları da verelim. Bölüyorum hocam ama bunlar da önemli. Maçın başında da Eda'dan bahsetmiştik Hatay'da. Fenerbahçe takımında şu anda Lara Dağlı ve Selena Kör Hatay'dan gelen isimler. Siz de biliyorsunuz hocam. Ve BOTAŞ'ta da Melisa Şıkbilge ile Mina Berber yine Hatay'dan. Depremin ardından Hatay takımından gelen isimler. Bu noktada da tekrar bir geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım. Birazdan kupa töreni başlayacak. Artık kupa törenini bekliyoruz. Burada Mustafa Kemal Danabaş da var. Fenerbahçe yöneticisi. Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi. O da galibiyetin mutluluğunu yaşıyor. Çok keyifli bir... Buyurun hocam. Umarız şey... Yani bu iki takımın yıllardır buralarda kadın basketbol altyapılarına destek oluyor, katkıda bulunuyor, kadın basketboluna katkıda bulunuyor. Umarız farklı takımların, birçok organizasyonların tekrardan ya da işte yeniden dahil olarak bu iş işine altyapılara destek olmasını ya da katılmasını sağlarlar. Bu güzel görüntüler. Motivasyonu getirirler. Buradaki atmosfer ve bu organizasyonun büyüklüğü umarız dediğiniz gibi pek çok kişi için, pek çok takım için bir önayak olur. Çünkü sabah beri buradayız, çok güzel atmosferde, çok önemli bir organizasyon yönetimi var. Umuyoruz ki
Dediğiniz gibi bu süreç diğer takımlarımıza da örnek olur. Şu anda hemen onu da ufaktan hatırlatalım. Bu arada sevgili hakemlerimize, değerli hakemlerimize plaketleri iletilecek. Baş hakem Kemal Değilli, yardımcıları Teoman Altar Akın şu an görüntüdeler ve Sait Nedim Çelik hakem üçlüsüne plaketler takdim ediliyor. Onlara da teşekkürlerimizi iletelim bizler de. Nilay Yiğit Kartaltepe. Evet. Veriyor. O da kadın basketbolumuzun yıllarca en özel isimlerinden biri olmuş. Çok değerli bir isimden. Plaketler alındı. Fotoğrafta verilecek. Hemen ben o detayı tekrar hatırlatayım. Hem U14 erkekler hem de kızlar ayağında. Minikler Türkiye şampiyonaları da devam ediyor altyapı faaliyetlerinde. Sezon sonu yoğun oluyor hocam, biliyorsunuz. Geçen hafta U18'ler tamamlandı. Bu hafta U14 minikler ve bir ay sonra da U16'lar gerçekleştirilecek. Samsun'un ev sahipliğinde ve Çanakkale'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor şu anda erkekler ve kadınlar. Bu mücadeleleri de aktaralım. Botaş'ın da orada takımı var. Bunu da iletelim. Ve şimdi Botaş takımı parkeye doğru geliyor. Plaketleri Serhan Antalyalı verecek sevgili Sayın Serhan Antalyalı genel sekreterimiz ve Aydın Şerbetçioğlu, onun da kadın basketboluna katkıları çok büyük. Türkiye Basketbol Federasyonu temsilcisi, yöneticisi sevgili Aydın Şerbetçioğlu. Botaş takımını alkışlar içinde ağırlıyoruz. Hemen isimleri aktaracağım hocam, ardından sizden yorumlar alalım. Kadroları iletiyoruz. Botaş. Sıradan ileteyim ben. Ceylin Beyza Altunpa, Defne, Selim Fıçıcıoğlu orada. İlksu Kocadağıstanlı, Işıksu Güven, Adanas Çorum, İdil Yeniçulha, Melisa Şıkbil, Melisa Şıkbilge, Elif Duru Çelik, Nehir Acar, Begüm Demir ve Mina Berber şu anda benim listedeki isimler. Elbette daha çok isim var. Aleyna Tokgöz'ü görüyorum orada. Yine pek çok ismi görüyorum altyapılardan da burada olan. Teknik kadroyu da iletelim. Hüseyin Doğan antrenörümüz, sevgili koç Hüseyin Doğan. Yardımcı antrenör Cemal İlker Gözeneli. Yine Ferhat Şahin, Muhammed Erdinaz. İdari menajer Rasim Sert. Takım menajeri Meltem Taşkıran. Kondisyoner Süleyman Mert Açar ve fizyoterapist Aslıhan Balcı. Tüm kadroyu saydık. Buyurun hocam. Hem bir sezon değerlendirmesi alalım hem de maç sonu değerlendirmesi bu güzel görüntüler eşliğinde. Ya şeyi söyleyebiliriz Botaş için. Hakikaten iyi bir final oynadılar. Belki daha yaratıcı olabilselerdi, uzun oyuncuları daha fazla kullanabilselerdi, potu altını biraz daha fazla kullanabilselerdi daha doğrusu. Belki de maçı uzatmada veya kendilerini kazandığını görebilirdik. Ama dediğim gibi kupalar, günün sonunda kupa kazanmış oluyorsunuz ama bu oyuncuların A takım seviyelerinde, milli takım seviyelerinde oynayabilmiş olmaları, oynayabilecek olmaları bence en değerli ödül, en önemli kupa bence o. O yüzden umarız ya, güzel bir alkışlarla iki takım salonda şu anda. Yani hem Fenerbahçe taraftarı hem Botaş taraftarı. Evet, çok güzel görüntüler var. Gerçekten. Hakikaten çok güzel görüntüler. Bazen sporun dostluğunu unutuyoruz. Evet. Sporun birleştiriciliğini unutuyoruz ama çok güzel görüntüler. Botaş'ı da takdir etmek lazım. Tebrik etmek lazım. Umarım motivasyonları kadın basketboluna devam eder. Umarım. Umarız. Geçmişte Adana'da bunu yapıyorlardı. Şimdi Ankara'da bunu yapıyorlar. Umarız burada emeği geçen herkese tebrik etmek kesinlikle lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok büyük bir teşekkürü, tebriği hak ediyor Botaş organizasyonu. Her yaş kategorisinde takımı var şu anda. U14'ten U18'e, BGL'ye, gelişime kadar tüm kulvarlarda. BGL ile ilgili şey de söyleyelim. 3 kez BGL organizasyonu, evet, yapıldı. 3 defa da final oynayan takım Botaş. Bir şampiyonluğu var. 2 evet. defa kaybetmişler evet. ama hep buradalar. Hep o final ayağındalar. Bu çok değerli. Bu çok değerli. Bu çok özel. Bence onlar adına takdir edilmesi gereken kısımlardan biri bu. Onları da tekrar tebrik ediyoruz. Onlar da şu anda yine alkışlar eşliğinde. Fenerbahçe tribünlerinin, Botaş tribünlerinin alkışları eşliğinde onlar da ödüllerini aldılar. Çok güzel görüntüler gerçekten, işte izliyorsunuz. Çok 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 değerli. Türkiye basketbolu adına, kadın basketbolu adına çok kıymetli bir görüntü. Botaş şimdi
kendi taraftarına doğru da yöneldi. Ve şimdi Fenerbahçe'yi bekliyoruz. Fenerbahçe geliyor şimdi de. Fenerbahçe'nin de kadrosunu ileteceğiz ardından. Bir yorum da alacağız yine hocamdan. Hüseyin Hoca da, Hüseyin Beşok da, Sayın Hüseyin Beşok da ilk kez FIBA'da yönetim kurulu seçildikten sonra ilk kez bir organizasyonda diye biliyorum. Umarım bir yanlışım yoktur. Tebrik ediyoruz onu da. Yönetim kuruluna dahil oldu. FIBA'da değerli yöneticimiz Hüseyin Beşok o takdim edecek. Hemen kadroyu iletelim sizlere. Elif İstanbulluoğlu, Kübra Yaylacı, İrem Erdik, Kaptan İrem Erdik, Yağmur Cangüven, Zeynep Naz Döremiş, Sude Nurak Karpa, Tuğan Ayşegül Vural, Tuğan Akarada, Kaptan Selin Aşergül, Dilay Usta, Lara Dağlı ve Selena Kör. Baş antrenör İsmail Batuhan Hala, yardımcıları Cem Erkul, Ömer Buharalı, İdari menajer Derin Yener, Enis Bayrak, takım menajeri Nalan Ramazanoğlu, kondisyoner Fatih Balcı, Efe Özgümüş ve Harun Moral. Buyurun hocam, hem sezona dair bahsettiğimiz gibi Euroligi kazanan bir Fenerbahçe vardı. Süper Ligi kazanan bir Fenerbahçe vardı. Şimdi de Gençler Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe. Evet, yani hakikaten Fenerbahçe basketbol adına, Fenerbahçe kadın basketbol adına hakikaten özel bir sezon geride kaldığını söyleyebiliriz. Buralarda Fenerbahçe geçtiğimiz sezonlarda da mücadele etmişti aslında BGL'de. Ama finale kalmayı başaramamıştı. Evet. Bu da onların ilk finalinde ilk şampiyonluğu oldu. Yani geçen yılı hemen aktaralım. Emlak Konut'a geçen yılın şampiyonuna iki maçta mağlup olmuştu. 67-49, 71-60 galip gelmişti. 12 sayıya yenilip 11 sayı yenerek çok böyle ucundan finali kaçırmıştı Fenerbahçe. Ama burada hakikaten çok şu anda da Fenerbahçe'den İrem Erdik oldu. İrem Erdik'e gitti. Evet, İrem Erdik'e gitti. İkimizin yine de geçerli olmuş oldu diyelim. Yani maçın hakikaten arkadaşlarından MVP tezahüratı da geliyor. Güzel bir tezahürat geliyor MVP'ye. Çok özel bir an tabii. Bunlar hep hatırlanacak anlar. Biz söyledik. Işık'ın geçen yıl 18'de MVP olduğunu söyledik. Yani çok değerli anlar. Görüntüde İrem Erdik var. Geçen yılın MVP'si de Berfin Sertoğlu olmuştu. Berfin. Emlak Konut'ta. Şu an halen Emlak Konut oyuncusu Berfin. Bu yılın MVP'si de İrem Erdik oldu. Tebrik ediyoruz onu da. A takımda da forma giyiyordu İrem Erdik. Milli takımda yine. Hakikaten Fenerbahçe adına güzel bir hikaye. Fenerbahçeli oyuncular için de güzel bir hikaye. Yani özellikle Selin Rachel Gül ve Elif İstanbulluoğlu için hem işte dediğimiz gibi Euroleague, Kadınlar Basketbol Süper Ligi üzerine BGL, TKBL'de normal sezonun şampiyonu Tarsus'tu. Tarsus'un ardından ikinci bitirdiler. Buralarda bu oyuncuların hepsinin işte mücadelelerini görmüş olmak çok değerli. Çok değerli, şimdi çok özel. Hüseyin Beşoğlu'nun elinden alındı kupa. Şampiyon Fenerbahçe 2022-23 sezonu Basketbol Gençler Ligi.
Sevgili Hüseyin Doğan da bizlere tebrikle ilettiler. Tekrar Botaş'ı da tebrik ediyoruz. Onları da analım. Çok güzel bir atmosferde Sinan Erdem'de final heyecanı devam edecek değerli basketbol severler. Hocam son yorumlar yayınımızı kapatmadan önce. Fenerbahçe'yi şampiyonluktan dolayı tebrik ederim. Onlar adına özel bir başarı, güzel bir başarı. Çok iyi geçirdikleri sezonu şampiyonluk kapattılar. Keza Botaş için de kendileri adına güzel geçirdikleri bir sezonu finalinde Fenerbahçe'ye kaybettiler ama ikinci olarak bitirdiler. Güzel bir atmosferde, güzel bir ortamda, güzel bir final izledik biz. İnşallah bu oyuncuların gelecekte bir 5 yıl sonra, 10 yıl sonra güzel hikayelerini hem milli takımda hem kulüpler bazındaki güzel hikayelerini değerlendirme şansı yakalarız. Konuşma şansı yakalarız. Tebrik ederim iki takımı da mücadelelerinden dolayı, Fenerbahçe'de şampiyonluğundan dolayı. Çok teşekkür ediyoruz. Hadi hocamla beraber mücadelenin anlatımında sizlerleydik. Final heyecanı Sinan Erdem'de devam edecek saat 18.30'da. Erkekler finalinde Gaziantep Basketbol ve Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş da dahil oldu o seremoniye. Çok keyifli bir atmosferde oynandı. Ben Deniz Mehmet Antep mücadelenin anlatımında Fatih Hocam'la birlikte sizlerle oldum. Sürçülisan ettiysek affola. Sports TV ve Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube kanalında final heyecanı devam edecek. Erkekler finalinde görüşünceye dek Sinan Erdem'den hepinize mutlu pazarlar, mutlu akşamlar diliyorum. Bizden ayrılmayın. Bye bye.